sonunda yaz tatili geldi. Aynen gerçekten hop ediyoruz. Ne yapmayı düşünüyorsun Tomuş abi? Hocam günde 25 saat uyuyacağım, hiç kalkmayacağım. Lan dangozun ne 25 saat? Tomuş bir kere ya eğlenebilirsin ya da ders çalışabilirsin. Sence hangisini yapmalıyız? Sadece eğleneceğim hocam, sadece eğlence. İşte birazcık daha dengeyi bularaktan diyeceğiz ki her ikisine de bir ağırlık vermeyiz. Tamam, daha fazla eğlenelim. %80 eğlenelim, %20 dersin veya %90 eğlenelim, %10 ama hiçbir şekilde ders çalışmayı tamamen bırakmayalım. İkisini de yaparak yaz saatini çok iyi değerlendiririz. Nasıl yapacağız? Dizi izleyeceğiz, oyun oynayacağız, kitap okuyacağız, spor yapacağız, film izleyeceğiz. Ondan sonra ne bileyim işte yürüyüş yapacağız. Arkadaşlar videolar ve testlerde bunların arasında bir parça olsun Tomuş Öğlen'im. Yani mesela bizim programlarımızdaki videoları izleyelim. Aynı zamanda ufak ufak da az da olsa test çözerekten birazcık zamanımızı verimli okuldaki bildiklerimizi, öğrendiklerimizi hiç unutmadan geçirebiliriz Tomucuğum. Peki doğru çalışma çok önemli burada. Yaz tatilinde biliyoruz ki pek işte hani bomboş geçirmememiz gerekiyor. Ama peki nasıl çalışacağız? Nasıl çalışacağım? Yaz tatilindeki en önemli şeyden bir tanesi bir sınıfı bitirdin sen Tomucuğum. Aslında senin için bir ne vardı? Bir sene vardı. Okulla başladık. Ondan sonra yazılılar geldi. Of. Sonra sömestr tatili geldi. Sonra okul tekrar geldi. Sonra yazılılar, sonra tatil. İşte şu anda biz buradayız. Sonra Tomuş Öğlen'le yeni sınıfa geçeceğiz. Ama bu yeni sınıfa geçmeden önce önceden öğrendiklerimizi bir kere iyi oturtmak için kafamızda sağlam temel oluşturabilmek için önceden öğrendiklerimizi bir tekrar etmemiz gerekecek. Aynı zamanda yeni konulara giriş yapmamız gerekecek ve yeni nesil sorularla yani MEP artık tarzını değiştiriyor Milli Eğitim Bakanlığı biliyorsun. Yeni nesil sorular birazcık daha akıl yürütmeye önem vermeye başladı. Yeni sınav sistemlerinde aynen bu, onlara da birazcık önem vermemiz gerekiyor. Bir de en önemlisi bunlar ne biliyor musun? Ne program. Mi? Gerçekten de programsız, plansız bir şekilde çalışırsan yaz tatilin verimsiz geçer. Hani ya işte iki haftada bir işte bir tane matematik testi çözerim. Hayır öyle değil. Bir programa göre çalışabilirsin. Zaten minimum diyorum sana. Çok az çalışacaksın ama minimum çalışırken de programlı olmasın. %100 fayda içinde mutlaka bir konu tekrarını yapıp ardından da konuyla ilgili test çözmek bunların en önemli aşamasıdır diyebiliriz. Sen biliyorsun Tonguç'la beraber aslında bir seneyi bitirdik beraber değil mi Hülya Hanım? Evet, okulumuz hocam. Okul döneminde bize sürekli videolar geldi. Aynı zamanda yazılılar, yazılı kamplarımız oldu. Ondan sonra ara tatil kamplarımız oldu. Sonra işte bütün şarkılar da çok güzel. Aynen, şarkılarımız vardı ve benzeri. Şimdi de yeni sınıfa geçerken tatil döneminde de Tonguç'la beraber ufak da olsa videoları izleyerek, ufak da olsa testler çözerekten gidebilsin. Yaz tatilinde o yüzden ufak haftalık hedefler belirleyerekten konu listelerimizi oluşturuyoruz. Ardından da programımızla beraber çok iyi bir programsız olmaz. Programları zaten Instagram hesabımızda yayınlayacağız. Ödül sorumuzu yap Tonguç, yorumlara yolla. Hadi bakalım.